Anılcan bizlerle birlikte olacak ve biz neleri konuşacağız? Merkür retrosu ve zihinsel detoks. Bu benim en merak ettiğim konu. Özellikle onu konuşmak değil istiyorum. Kesinlikle. Hemen aramızı verelim, sonrasında birlikteyiz. Sağlık Denizi programı sizler için her hafta sonu birçok önemli konuyu alanında uzman konuklarla birlikte masaya yatırıyor. Kilo problemlerinden kalp hastalıklarına, diş bozukluklarından enfeksiyonlara, omurga rahatsızlıklarından iç hastalıklarına, güzellikten estetiğe ve birçok hastalığın teşhis ve tedavi yöntemlerini ekranlara getiriyor olacak. Az sonra. Evet, zihinsel detoks dedin. Evet. Denizciğim, beni de çok meraklandırdın. Efendim, kişisel gelişim uzmanımız Anılcan. Ben tabii böyle Anılcan deyince biz tabii belki de televizyonlarını ilk kez açan seyircilerimize seni anlatmayı unuttuk. Anılcan defalarca bizim stüdyomuza geldi. Hı-hı. Gerçekten özellikle bu konularla ilgili çok değerli ve net bilgiler veren bir sevgili arkadaşımız. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk tekrardan. Nasıl gidiyor bakalım? Vallahi soruyor, sordu. O zaman biz konuşacağız. Biz konuşalım. Evet. Senin söylediğinden beri gerçekten o Merkür etkisi falan güzel, ekonomi de gayet iyi gidiyor. Yine bir Merkür retrosu geliyor 19'unda. Aynı zamanda İkizler Burcu'nda 19 Mayıs'ta. Bayram günü. 18'inde de aynı zamanda da yeni ay meydana geliyor. Merkür retrosuna hep biz şey deriz, yeni başlangıçlar yapmayın deriz. Ama 18 Mayıs'taki yeni ay, İkizler Burcu'ndaki yeni ayda yeni başlangıçlar yapılıyor. Ne yapacağız şimdi? Aynen öyle. Ne yapacağız işte? Onun cevabını vereceğim şu anda. Ver işte bir. Çünkü şimdi o kadar kafa karıştırıcı bir şey söyledin ki biraz astroloji bilimiyle ilgilenen herkes bilir ki yeni ay yeni başlangıçlar. Şimdi tam tersini söyledin bir gün arayla. Ne yapalım? Hemen böyle başlayalım. Astroloji çok derin bir deniz zaten. Yani aşırı derecede. Hani hiç bitmek bilmeyen bir nokta. Yani sadece 12 burçla ibaret değil. Bunların işte Arap noktalarından tutun da işte ters açılarına vesairelerine, armüten yıldızlarına bir sürü bir konu var. Bunları yine her retro, her yeni hareket, her yeni ay aslında bakarsanız farklı. Bir kere ileriye doğru gidiyoruz. Daha farklı bir şeyler yaşıyoruz ama tabii ki de yeni aylar, yeni başlangıçları işaret ediyor mu? Evet, işaret ediyor. Bu süreçte Merkür Retrosu'na geri dönecek olsak. Merkür Retrosu sürecinde biz her zaman şey deriz. Yeni başlangıçlar yapmayın. Neden? Merkür iletişim gezegenidir. İletişimi biraz daha ifade eder burada süreçte. İkizler Burcu'nun, Başak Burcu'nun yöneticisi. Retro hareketi dediğimiz geri gidiyormuş izlenimi yaratandır haritada ve baktığımız zaman buradan dünyadan bakıldığı zaman geri gidiyormuş izlenimi yaratan aslında gezegen asla geri gitmiyor yani. Normal hareketine devam ediyor ama bu zodyak döngüsünde biz bunu böyle görüyoruz. Bu zamanda enerjisini açığa çıkartamıyor ve enerjisini iyi bir şekilde veremiyor. Bu da iletişim gezegeni olduğu için iletişim anlamında sorunları getirebiliyor hayatımıza. Özellikle yanlış anlaşılmalar yine bu dönem içerisinde çok fazlasıyla ön planda olacaktır. İkizler Burcu için ama. Hayır, genel herkes için. Sadece ikizlerde olsun, diğerleri rahat etsin bari. Her haritanızda, ya sizin burcunuz neydi? Yengeç. Yengeç, sizin de ya yükseliniz ya birinci eviniz, ikinci eviniz, üçüncü ev artık neredeyse bir ikizler var. Hepimizin haritasında 12 tane burç mevcut. Bu yüzden nereyi ne yönetiyorsa, diyelim benim para evim ikinci ev para evidir, ikizler yönetiyorsa bu dönem para ile ilgili olan konularla ilgili sorun yaşayabilir veya yanlış anlaşılmalar olabilir. Yani alınca aslında şurada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Astroloji ile ilgili konuşan kişiler şurada ufak bir hata yapıyorlar. Hata demeyeyim çünkü kişiler sizin kadar bilgili değil. Şimdi ikizler burcuna geçtiğince tamam benle ilgili değil bu ikizler burcuyla ilgili diye düşünüyor. Hayır yani. Vallahi ben öyle düşünmüştüm. Bir sürü kişi böyle düşünüyor. Aslında herkesi etki ediyor yani benim de evimde bir şey varsa onu yönetiyor. Siz de aynı zamanda bir şeyler verecek. Merkür retrosundaki süreç şöyledir. Yeni başlangıçlar için çok uygun olmasa da yarım kalmış olan ilişkileri, işleri, işte parasal konuları gözden geçirmek için çok güzel bir dönemdir. Kaçırmış olduğunuz fırsatları tekrardan elde edebileceğiniz bir dönem bu dönem. Bu da aşk ilişkileri tekrardan gündeme gelebilir. Neden aşk iş özellikle diyorum? Çünkü Venüs'ün çok güzel bir konumu var. Venüs de öyle bir konum içerisinde ki Venüs de aşk gezegeni, güzellik gezegeni, biraz daha zevk sefa gezegeni olduğu için bu noktada
Merkür retrosuyla da güzel bir etkileşime sahip olacağı için de eski aşklar tekrardan gündeme gelebilir. Medyada da duyabiliriz, ünlüler tekrar barıştı, şu tekrar barıştı, bu böyle oldu falan gibi. Veya bir anda telefonunuza 10 yıl önceki yarım kalmış aşkınızdan mesaj gelebilir veya karşılaşabilirsiniz. 19 Mayıs'ta mı gelecekmiş? Aynen, 19 Mayıs'ta telefonlar başlıyor. Kapat telefonları. Ama sadece 19 Mayıs günü değil tabii ki de, 11 Haziran'a kadar devam edecek. Artı 5 günde tolerans koysak 16 Haziran'a kadar bu süreç devam eder. Aslına bakarsanız bugünden itibaren ufak ufak etkileri başlamaya başladı. Bu süreçte, ama esas kesinleşeceği süreç 19. 19'unda. Peki Anılcan, aslında çok da kısa vaktimiz kaldı. Ben bu detoks çok uzun bir konu, evet. Yapacağız. Yani zihnimiz o kadar çöplerle dolu ki, evet. Yani bunu böyle çok kısa anlatman da mümkün değil biliyorum ama zihinsel detoks nasıl yapılır? Zihinsel detoksta birçok teknik var aslında bakarsanız, ama ufaktan ben hemen bir teknik vereyim sizlere bunları basit bir şekilde uygulamak için. Zihinsel detoks çok önemli. O kadar fazlasıyla fiziksel bedenimizle, dünyamızla uğraşıyoruz ki artık zihnimizi asla düşünmez olduk. Ruhsal boyutumuzu düşünmez olduk. Aslında hani doktor olarak siz de bilirsiniz ki stresten kaynaklı. Aslında ruhsal kaynaklı, da zihinsel boyut da ayrı değil mi? Tabii ki de. Yani zihinsel boyutta ve ruhsal boyutta yaşanan stres ve travmalar zaten kişide hastalıklara da sebep oluyor. İşte stresten dolayı tansiyon olunuyor, damar sertliği yaşanıyor. İşte astımına kadar gidebilen bir süreçte o süreç gidebiliyor. Gerginlikler, ben başladım. Sıkıntılar değil mi? Ben hocam başladım. O yoga. o noktada gerçekten aslına bakarsanız endikasyonlara baktığınız zaman zihinsel olarak bunları temizlemek gerekiyor ki fiziksel anlamına da yansımasın. Eğer fazlasıyla hastalıklar, rahatsızlıklar yaşanıyorsa geçmişe baktığımız zaman zihinsel travmalar mutlaka vardır. Kişi demek ki yoğun miktarda bir tepkime içerisine girebiliyor. Hmm. Zihinsel detoksa alerjilerin birçoğu bile ortadan kalktığını görüyoruz mesela. Çok ilginç bir şey. Çünkü bedenin orada, zihnin orada bir çıkarımı var. Psikolojik yani. Anılcığım, telefonla destek yapabiliyor musun? Yapıyoruz. Yani olabiliyor tabii, değil mi böyle yani bir şey? Genelde Amerika'daki danışanlarım var mesela. Aha. Amerika'daki danışanlarım Skype üzerinden yapıyoruz. Yani online üzerinden bir şekilde konuşuyoruz görüntülü olarak. Yani detoks için aslında birazcık da kendimizin farkında olmamız tabii ki gerekiyor. Çok yani önemli. Detoksa ihtiyaç var mı yok mu diye. Herkesin ihtiyacı var. Ben bile yapıyorum yani. Bu tabii yapılması ki gereken şey. Hani herkesin yapması gerekiyor. Çünkü her geçen gün yeni bir şeyle doluyorsunuz. Yani ben her gün spor yapıyorum deyip detoks yapmıyorsanız zaten o da bir sıkıntı. Yani fiziksel anlamdan bahsediyorum. Fiziksel anlamda ihtiyacınız olduğu kadar ruhsal anlamda da zaten fazlasıyla bir ihtiyaç burada var. Burada ne yapabilirler? Mesela ufak bir şey verelim. Kişilere hep ben şey diyorum, negatiflik diyeti. Bu çok önemli olan şeylerden bir tanesi. Bugünden itibaren mesela denesinler bir hafta boyunca. 3 ayda bir bunu yapmaya gayret ederlerse çok daha efektif olacak hayatlarında. Her danışanıma da bunu veriyorum. Çalışma yaptığımız, terapi yaptığımız çalışanlara, danışanlarıma da hepsini bu ödev olarak veriyorum kompakt bir şekilde. Negatif düşünmemeye çalışacaksınız. Bir gün mü? Sadece ne kadar? Bir hafta. Düşünmemek of. De değil. Diyelim ki... Çok zor değil mi yani? Çok zor. Bir gün bile zor. Biraz zor. Ama düşünce size gelebilir. Bu düşünmeden kastımız fiziksel bedene bunu yansıtmamak. Stres yaşıyorsunuz ama o stresi vücudunuza hissettirmeyin. Uzaklaştırın demek istiyoruz. Yani bir etken geliyor, bir uyarıcı geliyor ama o uyarıcıdan uzak kalmak gereken bir süreç. Deniz'im, ben negatif düşüncelerden uzaklaştım. O bir yüzden hafta boyunca... programı ben kapatmayacağım. Sen kapatacaksın. Ben devam etmesi taraftarıyım. Evet. Ne güzel dinliyorduk. Benim üstüme bıraktın. Hocam çok teşekkür ederim. Çok uzun bir konu zaten, dediğim gibi. İlerleyen haftalarda konuşuruz lütfen onları. Ben zaten ama bunu ederim. Lütfen hemen altın üstünü çizerim Anılcan. 3 ayda bir lütfen, bir hafta boyunca çok zor olduğunu biliyorum. Aynen. Düşünceler aklınıza gelebilir. Gene de kovalamanız. Duyguyu yaşatmayacağız bedene. O hissi bedene yaşatmamaya çalışacağız. Bir hafta. Aynen. Bir hafta. Hissederlerse tekrardan başa dönmek zorundalar. Onu da bunun altını çizeyim. Çok zor. Efendim Anılcan bize çok zor bir ödevi verdi. Gerçekten ödevi, bugün başlıyor. Bu pazar başlıyor. Öbür pazara kadar biz negatif düşüncelerden kurtulacağız. Önümüzdeki kontrol cumartesi kontrol var efendim.